şu an takribi bir 30 kilometremiz kaldı. Kilometrelerce böyle düz bir alan geçtim. Hala da geçiyorum. Sanırım bu muhteşem Muş Ovası burası. Gerçekten çok güzel. Evet, güneşi de arkamızdan uğurluyoruz. Yani ne kadar şükretsem az. Bu arabayı bana nasip eden Rabbim beni buralara getirmeyi, buraları göstermeyi de nasip etti ya. Şükürler olsun. Şuraların güzelliğine bakar mısınız? Yavaş yavaş Muş'a yaklaştık. Bizim yolumuz buradan sağa ayrılıyor. Geldim Muş'a. Muş kendini gösterdi. Şurada Muş tabelası var. Dağların eteğinde küçük bir şehir. İlk izlenim bu. Arkadaşlar, iyi akşamlar. Şehir merkezi burası mı? Evet abi. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Şehir merkezi buradan yukarısıymış. Evet, şöyle bir tur atayım. Sonra arabayı müsait bir yere koyacağım. Şehir merkezinde vakit geçirdikten sonra konaklayacak güzel bir yer bulacağım. Bu geceyi Muş'ta geçirmek istiyorum. Sabahta kahvaltı yaptıktan sonra Batman'a doğru yola çıkma planım var. Şimdi burada Bingöl'e göre hayat daha canlı. Sebebi ise akşam saatlerinde geldim buraya. Bingöl'de sabah saatleriydi. Çok işletme açık değildi. Yani aynı değerlendirmeyi burada da yapabilmem için buraya da sabah gelmem gerekirdi. Fakat şu an umuyorum ki Bingöl'de de yaşam başlamıştır. Çarşı merkezinde olmuştur. Mağazalar, alışveriş merkezleri. Şurada da bir saat kulesi mevcut. Sanırım daha ilerledikçe daha da eski yerlere, eski çarşıya ulaşacağız. Sol tarafta Muş'un belediye binası var.
atıyorum. Aa bak burada Muş Belediye Başkanlığı. Demek ki bu belediyenin eski binası. Harika. Tekrar buradan aşağı dönüyorum. Zaten yol da oraya biniyor. Daha da yukarıda bir şey yok gibi. Bir de aşağıya doğru inelim bakalım. Çok güzel tarihi binalar var. Ya bu taş yapılara bayılıyorum. Yani ileride eski taş bir yapı evim olsun isterim. Ara sokaklar da çok güzel ama girmeyeceğim. Giremeyeceğim yani, o kadar hem vaktim yok. Hem de bilmediğim sokaklara girip çok da fazla vakit kaybetmek istemiyorum. Ama bu şu, sevdim. Gerçekten çok güzel. Canlı da yani. Bayramın ilk günü bu kadar kalabalık. Gerçekten çok iyi. Tabii insanlar bayramlaşmasını yapmış şu an. Birazcık dışarı çıkıp hava almışlardır. Tekrar aynı caddeden aşağı doğru ilerliyorum. Bu gece konaklayacağım yeri iyi seçmem lazım. Böyle tarihe güzel bir yer seçmek istiyorum. Yola çıkarken de söylemiştim. Yani Muş'a gelmek hiç aklımda yoktu. Bingöl'de yakıt istasyonundaki tanıştığım arkadaşlar gelmemi söyledi. İyi ki de gelmişim. Buralara kadar gelip Muş'u görmek de olmazdı. Burası kent meydanıymış. Güzel yeni bir meydan, yeni yapı. İlerliyorum. Arabamı park edecek yeterli alan var sağ tarafta. Fakat caddeyi bir kez daha inmek istiyorum. Sanırım şehrin en canlı yeri burası. Baştan sona kolaçan edeyim ama öyle bir imkanım gerçekten yok. İleride belki olabilir. Ama şu an şehrin kırık hissini kafamda çizdim. İleride ailemle, eşim ve oğlumla gelip buraları kolaçan edebilirim. Mahalle mahalle. Ama şu an için bu kadar yeterli. Evet. Başladığım yere tekrar yine geri döndüm. Buradan sonra vakit geçirebileceğim yer arayışı içine gireceğim. Şu üzüm heykelinden tekrar yukarıya doğru dönüp arabamı park edeceğim bir yer bakacağım. Muş'ta akşam ezanı vakti. Şöyle sokak arasında güzel küçük bir cami buldum. Burada konaklayacağım. Burada şimdi biraz mola vereceğim. Arabaya da güzel yer buldum. Evet. Evet.
Bayağı bir yürüdüm. Gerçekten Muş Doğu ili gibi değil. Çok kişinin buraya gelip görmesini tavsiye ederim. Caddenin aşağısına kadar yürümüştüm. Dolmuşla çıktım. Burada dolmuşlarda kart basılıyormuş. Benim de tabii kartım yok. Kredi kartı değil tabii. Sonra neyse şoför büfeden alırsın dedi. Sonra içeride bir vatandaş kendi kartımı uzattı. Ona ücreti takdim ettim. Almadı. Çok ısrar ettim. Almadı. Ben de dedim ki karavana davet ettim bir şey ikram etme için. Ona da gelmedi. Yani hiç beni tanımayan, bu topraklarda yabancı birine bu şekilde bir güzellik yapıldı. Ya ilk izlenim çok iyi. Ben de hemen belediye binasının karşısında şöyle bir açık otopark var. Aracımı oraya konuşlandırdım. Şurada MOBESE kameraları var. MOBESE kameralarının olması, belediye binası olması, hemen burada da kuyumcuların olması burada güvenli bir konaklama yapmamı sağlayacak. İyi ki gelmişim Muş'a. Normalde bugün planlarımda Muş yoktu. Muş'a gelmek yoktu. Bingöl'den Batman'a geçmek vardı. Fakat son anda tavsiyelerle aldığım karar sonucunda geldim. Ve şu an Muş'tayım. Geldiğime de çok mutluyum. Evet, şimdi konaklamama geçeceğim. Bakalım yarın daha neler olacak. Ne güzellikler göreceğim. Bugün neticede bayramın birinci günüydü. Yani ne kadar halk şehirde olsa da tamamı yoktu. Bakalım yarın birçok yerde açık olur. Çay suyu koydum. Çayımızı demleyeceğiz. Çayımı da içtikten sonra istirahate geçeceğim. Birazcık da şuradan. Bu kadar yeter. Yavaş yavaş demlenmesi için çaydanlığımın üzerinde şöyle örtüyorum. Sonra afiyetle içeceğim. Evet, şehrin ortasında şöyle güzel bir manzaranın içerisinde bugün konaklamak nasip olacak. Muş'tan herkese selam olsun. Günaydın. Bugün 11 Nisan 2024. Perşembe günü. Yağmurlu bir sabah uyandım. Muş merkezdeyim. Evet. Sabaha doğru yağmaya başladı. Hazırlandım. Şimdi yavaş yavaş yola çıkacağım. Hazırlıklar başlasın. Tüm hazırlıklarımı yaptım. Şöyle konakladığım yeri tekrar göstereyim.
Tabii burada kimseyi rahatsız etmeden, dışarıya yayılmadan sadece otopark maksatıyla kaldım. Yani böyle bir kamp, kamping olayı olmadı. Hiçbir yere yayılmadım. Arabamın sınırları içerisinde sadece konakladım. Şimdi artık burayı terk ediyorum. Belki denk gelirse yolda bir kahvaltı yapacağım. Onun dışında direkt Batman'a doğru yol almak istiyorum. Hadi bakalım. Yolcu olun da gerek. Herkese selam olsun. Evet, dağların eteğinde güzel bir şehir. Hoşçakalmış. Yine yeniden görüşmek üzere.